Efendim merhabalar, yine birlikteyiz. Bu hafta da her zaman olduğu gibi Elon Musk damgasını vurdu. Dogecoin'le mi vurdu bu sefer? Yok, bu sefer Bitcoin. Bitcoin'le vurdu. Ortalık yıkıldı. Gerçi biz zaten uyarıyorduk, bir bahane lazım diyorduk. Herhalde o bahane oldu ama bir yandan da Elon Musk da bayağı bir sorgulanır hale geldi diye düşünüyorum. Yani insan ne yaparsa kendine yapar diyorlar ya. Yani saygınlığını yitiriyor böyle şeylerle bence. Çünkü başka bir yerdeydi bundan bir yıl önce, bir buçuk yıl önce, her neyse artık. Yani insanlar ne diyebiliyor? İşte Güney Afrika'nın bir yerinden doğmuş, büyümüş. İşte Amerika'ya gelmiş. Orada hani başarılı tırnaklarıyla olmuş. Başarılı olmuş. Dünyanın en büyük ödeme sistemlerinden bir tanesi PayPal'ı yaratmış. Sonra NASA'yı ve onun kahraman diye kabul ettiği liderlerini karşısına alıp, hatta eleştirilere göğüs gelip SpaceX'i kurmuş. Hemen yanında GM'i, BMW'si, Mercedes'ini karşısına alıp, tüm otomotiv sektörünü karşısına alıp Tesla'yı kurmuş ve iki şirkette bir ara batma noktasına gelmiş falan filan. Ve başarılarıyla ve ısrarcılığıyla bildiğimiz, iş dünyası tarafından da takdir edilen, bizim de çok konuda feyiz de aldığımız, burada da söylemiştim daha önce. Bir kişilikle böyle şeyler söyleyerek, yani işi manipülasyona vurarak aslında kendi saygınlığından götürüyor, benim gördüğüm o. Ama diğer taraftan da bakıyorum, işte Tesla'nın bir yılda kazandığı kadar parayı Bitcoin'den bir ayda kazanmış. Hani. Ama tukaka. Bitcoin mi? Bitcoin. Ya o, emin değilim yani hangi sahikle böyle şeyleri, eminim elbette para kazanmak için böyle şeyleri de yani. O seviyedeki insanlar da üstad belli bir rakamın üstünde artık, bu bazıları için 3 milyon dolar, bazıları için 100 milyon dolar, her neyse. Bir süre sonra o insanlar için bu aslında bir para olmaktan çıkıyor. Çünkü adam zaten alabileceği her şeyi satın almış durumda. Yapabileceği bütün yatırımları yapmış durumda falan. O seviyede de daha fazla kendini gerçekleştirme ve ego tatmini belki denilebilir. Gerçi Elon Musk'ın bunu hangi psikolojiyle yaptığını oturup burada konuşmayalım da. Ama şunu söyleyeceğim velhasıl. Yaptığı şey çok ayıp. Ayıp. Yani, delikanlığa sığmaz. Yani yaptığı şey ayıp. Neden? Çünkü kendi söylemeden bir saat önce yüklü bir satış yapmış yani. Borsaya girip. Bunu şeyler normal konvansiyonel piyasada yapsanız, organize piyasada girip Nasdaq'ta, New York Stock Exchange'de hisselerinize satsanız canınıza okurlar yani. Direkt manipülasyon. Tabii. Ama bu boşluğu burada, iyi burada buldu. Yapabiliyor şu an. Burada yapabiliyor. Çünkü dediğin gibi yapabiliyor çünkü. Evet. Çünkü yapabiliyor. Çünkü eğer ki SEC bir şey söylerse o zaman bunun varlığını da bir anlamda kabul etmiş gibi aynen olacak. Öyle. Aynen. Yani dese ki her şey Elon Musk'a, gel kardeşim sen işte bir securities fraud yapıyorsun, menkul kıymet dolandırıcılığı yapıyorsun dese, menkul kıymet demiş olacaktın falan. O ikircikli bir durum orada. Peki ne yaptı Elon Musk da piyasa bu hareketleri şu an biz konuşuyoruz? Dedi ki Tesla artık Bitcoin'le ödeme kabul etmeyecek dedi. Çünkü Bitcoin dedi çok fazla enerji tüketiyor. Günaydın. Evet, yani Bitcoin çok fazla enerji tükettiğini 1,5 milyar dolar yatırım yapmadan önce biliyor olduğunu tahmin ediyoruz. Tahmin ediyorum ben. Bu sonradan olmuş bir şey olmaması lazım. Tabi arkasından bir sürü şey açıklama çıktı. MicroStrategy düştüğü yerden Bitcoin aldı. Mark Cuban, Dallas Mavericks, onların sahibi. Yo hayır, biz Bitcoin'le hala ödeme almaya kabul edeceğiz. Ödeme kabul etmeye devam edeceğiz dedi. Diğer taraftan sosyal medyada da Musk'ın bu Doge çıkışlarından da bir taraftan nasiplenen, bir taraftan da muhalif duran ekibinde büyük bir çoğunluğu çıkıp, arkadaşım sen böyle söylüyorsun ama aslında konvansiyonel bankacılık sisteminde şu anda Bitcoin'de tüketilen enerjinin 10 katından daha fazlası tüketiliyor. Dolar da mı kabul etmeyeceksin? Altın madenciliğinde ve Bitcoin madenciliğinde tüketilen enerjiden ya da çevreye verilen zararın kat be katı yapılıyor. Yani altın ya da işte fiyat para da mı kabul etmeyeceksin diye çıkışlarda bulundu insanlar. Haklılar da burada. Çünkü iş biraz çocuk oyuncağına dönmüş durumda onun için. Yani herhalde Bitcoin'de denedi en son. Yani baktı Doge'de her şeyi yapabiliyor. Bitcoin'de denedi. Onda da oluyormuş. Onda da oluyor. Bundan sonra olur mu? Esas mesele o. Bundan sonra çünkü da olur. Çünkü güvenilirlik meselesi, hikayesi evet, var yani, ya. Evet evet, doğru söylüyorsun. Bundan sonra bu şekilde olmaz. Hareketlerin her birinin etkisi, yani Elon Musk'ın söylemlerinin etkisi düşer. Daha önce de söylemiştim burada. Yani Bitcoin'de gene benzer bir şey söylemişti ama etkisi az oldu. Çünkü baktı pump tarafındaki etki azalıyor. Dump'ı denemek istedi herhalde. Dump'ta biraz evet etkisi oldu. Öncesinde kendi sattığını tekrar hatırlatayım burada. Yani o tweet yapmadan bir saat önce Türkiye saatiyle 1'de galiba attı tweet'i. 12 civarında da çok sağlam kurumsallardan giriş oldu borsalara ve satış oldu. Şimdi Nisan son haftasından itibaren aslında şeylere, borsalara bir giriş var. Toplamda da 100 bin BTC civarında, yani 5 milyar dolar.
Milyonlar havada uçuşu. 5 milyar dolarlık bir giriş olmuş. Yani 5 milyar da 50 bin alıp kabul ediyorum. Hani aslında 50-55 bin, 60 bin falan hani. Hmm. 5 milyar dolarlık bir giriş olmuş borsalara. Bu büyük bir giriş, sağlam bir giriş. Bu ne yapıyor? Birincisi satış yönündeki baskıyı arttırıyor. Alım yönündeki talebi biraz baskılıyor aslında diğer taraftan. Geçtiğimiz haftada ya bir dakika hani aslında bir önceki hafta işsizlik rakamları Amerika'da kötü gelmişti. İnsanlar evet eller havaya bu coşku ortamı devam edecek Amerika'da ve Fed beklendiğin kadar hızlı faiz arttıramayacak ya da trimleyemeyecek şey mevcut para politikasındaki işleri. Dolayısıyla S&P 500 al riskli varlık, al altın, al gibi bir fiyatlama vardı. Bu fiyatlamalara rağmen Bitcoin gidemiyor demiştik geçen hafta. Birebir bunu söylemiştim. Evet, tam da bunu tabii Elon Musk'ı falan bilerek değil, tamamen momentumuna, harekete bakarak ve inflow'lara bakarak borsalara söylemiştik. Bu hareketin karşılığı da biraz bu. Bu rakam, 100 bin unutmadan söyleyeyim, yani 100 bin BTC'lik rakam önemli bir rakam. Neden önemli bir rakam? Kabaca bakıyorum, sadece geçen hafta, bu Elon Musk'ın tweet attı işte bayram haftasında, 27 bin BTC girmiş bulunuyor. Bu rakam Mart 2020'den bu yana BTC karşılığı olarak, yani 27 bin BTC adedi olarak karşılaştığımız en büyük rakam. Mart neden Mart 2020 diyorum? Çünkü işte pandemi falan filan hu ıvır kıvır anlattık hani pandemilerimiz. Diğer taraftan da dolar bazında bakarsan, hani o zamanlar BTC'nin rakamı 8 bin, 10 bin, 7 bin, 3 bin, 5 bindi. Dolar bazında bakarsak da dolar bazında da tarihin en yüksek rakamı. Tek haftada olan giriş anlamında. Dönüp bakıyorum bunun karşılığı, ya bir dakika bütün market mi öyle? Hayır, bütün market değil. Bunun tam tersi de Ethereum'da var. Ethereum'da borsalardan çıkış var. 1.2 milyar dolar civarında bir çıkış var. Neye rağmen? Yükselen transaction fee'lere, işte transfer ücretlerine, gas price dediğimiz o şeylere rağmen Ethereum'dan Ethereum alıp çıkıyor insanlar. Bunun altındaki rasyonelleri de biraz daha digeriz, gireriz içerisine. Ama geçtiğimiz hafta şu hazır, ya işsizlik kötü geldi Amerika'da. Acaba bu adamlar bu işi öteleyecek mi? Yoksa tam bunu konuşuyorken geçen hafta ortasında da işte enflasyon açıklandı. Korkunç. Amerika'da 4.2 geldi enflasyon. O cepheden baktığımda aslında oturup burada makro ekonomi analizi yapmayacağım ama şunu söylemek lazım bir trader gözüyle. O cepheden bakıldığında evet bir enflasyon var. Bu enflasyon Fed'in ve Fed ekonomistlerin önerdiği gibi bir platoya oturacak. Ama daha sonra tekrar %2 etrafında dengelenecek. Ancak bu bir süreç alacak. Neden bu bir süreç alacak? Çünkü ekonomi tekrardan açılacak. Amerika'daki aşılama oranları bizdeki gibi değil biliyorsun. Tabii orada çok hızlı gidiyor bu işler ve gerçekten de ekonominin açılması yönünde sağlam bir inanış ve öngörü var. Bu patikada gidiyorken de ekonomi açıldıktan sonra geçmişte tedarik zincirlerinden dolayı da olan sıkışmanın da zuhur edeceği, etki edeceği bir enflasyona bir parça var. Dolayısıyla bunlar üst üste eklendiğinde %4.2'lik enflasyon. Belki bir sonraki rakamda daha ufak bir okuma göreceğiz. Ama bu %2 etrafında ve %2'nin biraz üstünde dengelenecek. Ama yine de bu enflasyon yok demek değil. Enflasyon var. Görünüyor ki. Altındaki ve dolardaki ve tahvil piyasasındaki hareket de biraz bu. Tahvil piyasası ve doları çok umursamıyoruz. Faizi görüyoruz. 1.63, 1.65'te falan. Bizim konumuza çok alakası yok. Var da yok aslında şimdi. Nasıl alakası yok demesin insanlar. Var tabii da yok. Para çıkışını ifade ediyor. Evet, diğer taraftan dolar endeksi işte 90-90.5-91 civarında falan dengelenmeye çalışıyor. Dolar endeksi. Major para birimlerinin hepsinde, G10 para birimlerinin hepsinde bunu görüyoruz. Dönüyorum ben altına ilgileniyorum. Altın neden? Çünkü konvansiyonel ürünlerde en çok kendimizi benzettiğimiz Bitcoin olarak en çok benzettiğimiz ürün altın. Şimdi altına bakıyoruz. Altında da hemen bir dakika ya dolar galiba artıyor. Önce böyle bir fiyatlama vardı. Düzeltiyorum geçtiğimiz hafta. Dolar zayıflıyor. Fed galiba bunu hemen yapmayacak fiyatlaması vardı. Enflasyon hemen ardından bir saniye ya aslında bu o kadar da uzun bir patikada değil galiba deyip dolar aldılar her tarafta. Bizde de işte 8.40-8.45 civarında kapattı değil mi? 8.45. Yenlerin hepsi satıldı. Altını da bir baskıladılar. 1797-1800'lerin hemen altına baskıladılar. Sonra toplandı. Neden toplandı? Çünkü insanlar şunu görüyor. Ha evet enflasyon var şu an masada. Diğer taraftan da Fed bunu yapacak ama hemen yapamayacak. Dolayısıyla biz biraz düşük faiz ortamı ve yüksek enflasyonu bir süre yaşayacağız. O halde ben enflasyondan korunma ürünü olarak altını, yani tam bir enflasyon hedge olarak altını biraz daha kullanabilirim veya alabilirim diyor. Bunu altın ve gümüşteki hareketi son 2 haftalık, 3 haftalık fiyatlamada aslında görüyoruz.
şunu diyebilirsin. Ya 1830'du, 1790'a düştü falan filan. Hani Gökalp ne alaka? Ne, bunu nerede görüyoruz? Fiyatın kendisinde değil sadece. ETF tarafında bayağı alınıyordu altın. Şimdi bakıyorum, ya abi kripto konuşacaktık. iCrypex para borsası, kripto para borsası, altın anlatıyorsun bize. Değil. Çünkü oradan bu taraftan da çıktı olarak da bir aslında kripto para yorumu yapacağım. O da şu hikayede. Kriptoya geçmeden altınla ilgili söylediklerin çok önemli. Belki bin haftadır söylediğimi bir dakikada özetledim. Estağfurullah. Bu bize altının bir süre daha yükseliş eğiliminde olacağını mı gösteriyor? Çok iddialı olmasam benim oradaki gördüğüm rakam 1950'ler falan. 1940-1950'ler falan. Yani yükseliş eğilimi devam edecek yani bu koşullarda diyorsun. Evet, teknik olarak da bu anlamlı. Çünkü ETF'ler aldığında hemen alıp bırakmazlar. Hem bir teyit edeyim diye gümüşe de baktım, altına da baktım. Daha sonra CFTC rakamlarına da bakıyorum. Evet, adamlar oluyor ufak ufak. İnşa ediyorlar diyoruz aslında. Pozisyon inşa ediyorlar. Altın cephesinden bakıldığında güzel, bu hikayenin 3-4 hafta daha sürmesi beklenebilir. Bu kenarda kalsın. Kripto varlıklar tarafında şöyle tepede bakıyorum. Tepede baktığımda market cap, piyasa değeri, tüm kripto ekosisteminin yükselmesini öngörüyorum. Şimdi içerisinde seçici davranıp alacağımız, satacağımız ürünler olacak. Onlardan bir tanesi ne? Bitcoin zaten bir süredir bir dakika abi bir dikkatli olmak lazım diyorduk. Hala o taraftayız orada. Çok iştahlı değiliz Bitcoin tarafında. Piyasaya bakıyorum. Piyasa, ben böyle değildim ama piyasa öyle mi? Piyasada kabaca 2021 yıl sonu için opsiyon fiyatlamalarına bakıyorum. Açık çünkü piyasayı etkiliyor opsiyon fiyatları. Opsiyon fiyatlamalarına bakıyorum. Alış opsiyonlarında 50 ila 80 bin dolar civarında, alım opsiyonlarında, kol opsiyonlarında kabaca 0.40-0.65 ideal deltalarda gördüğümüz bir fiyatlama var. Put satım opsiyonlarında da yine 0.40-0.60-0.65 delta aralığında 80 ila 100 bin, bir tık daha yukarıda bir fiyatlama görüyoruz. Aslında, ne demek bu şimdi? Ne demek? Bu şu demek. Yani oraya 2021 sonuna aslında bir 6-6,5 ay falan var. Yani bir yarı yıl daha var 2021 sonuna. Ve şu anki fiyatlamalar da çok uzak fiyatlamalar değil. İnsanlar daha fazla artık şeye 80-100 bin, 120 bin, 300 bin, evet oralarda bet var, bidler var görüyorum. İnsanlar almaya çalışıyor ama diğer taraftan da ana fiyatlamanın, yani dağılımın büyük bir kısmının buralarda kümelendiğini görüyorum. Bu da bir dakika. 10 bin, 20 bin, 30 bindeki büyük hareketteki aslında iştah şey acaba şu an yok mu yu düşündürtüyor. Dolayısıyla bu fikirden vazgeçebilmek için Bitcoin'in 50 bin, 45 bin veya 40 bin etrafında bir yerlerde dengelenmesi ve gerçekten zemin bulmasını beklerim. Bu zemin bulmasından kastın ne? Gitti değdi işte 45 bine, 47 bin dolara değdi. Evet, bu bir destek midir? Henüz bir destek değildir. Yani oralarda biraz vakit geçirmesi lazım ki Elon Musk'ın şeyinin hamlesinin ardından MicroStrategy bir şey söyledi. Değil mi? Diğer taraftan bakıyoruz, Amerika'da IRS'in, yani gelir servisinin, ulusal gelir servisinin yaptığı bazı hamleler var. İnsanlardan, kripto varlık yatırımcılarından vergi toplayabilmek adına. Dolayısıyla 2021 yılında yaşayacağımız belli ki hem regülatif anlamda hem de kurumsal talep ve daha fazla benimsenmesi anlamında bir sürü şey var. Bu sebeple de hem biraz fiyat, biraz da bir tık da fiyattan bağımsız bir dengelenme olmasını bekliyorum. Yeni bir rallinin öncesinde hep Türkiye için şey derlerdi, hatırlar mısın? Biz bu 2013'ten sonra Fed hareketi, kaçtır da bu örneği veriyorum. Fed hareketinin ardından bizim bir hikayemiz kalmadı falan derdi hikaye. Kötü hikayeler yaşadın çünkü, yani kötü, yani asıl hikayeyi kullanamadığın için artık elinde hikaye kalmadı, evet yani. Özellikle mega, saçma sapan mega projeler falan satmaya çalışıyor insanlar. Şu anda da Bitcoin'de aslında yeni bir hikaye şimdilik yok gibi görüyorum ben. Ama bu olabilir mi? Evet olabilir. Buna gebe mi 2021 yılı? Evet gebe. Peki Bitcoin'de hikaye böyle, diğerlerinde nasıl? Ethereum özellikle. Ethereum'da nasıl hikaye? Ethereum'da en kritik o galiba değil mi şu en anda? En kritik o, çünkü o tarafta hem validasyon için, yani stake edilmek için park edilen şeyler artıyor bir taraftan. Ethereum miktarları bir taraftan artıyor. Diğer taraftan da bununla tam bir mücadele var. Ether 1.0'ın da karşılaştığı bazı zorluklar var. Yani transfer ücretleri artıyor, yükseliyor. O yükseldiği zaman da ister istemez network yavaşlıyor. İnsanlar Ethereum'dan ya da ERC20 ürünlerinden başka ürünlerine kayıyor ya da o fırsat oluyor. Orada kar realizasyonları görüyoruz. O yüzden 4400 etrafında, 3900-3800 aralığında biraz geniş bir bantta bir dalgalanma gördük. Ama yine de bu Ethereum pozitif görüş için çok olumsuz bir fikir ya da tohum değil. Bu bahsettiğim şey. Yine de. Çünkü Ethereum hala o yabancıların tabiriyle promising, hala bir sürü şey vaat ediyor Ethereum. Çünkü hem beklenen güncellemeler hem de Ether 2.0'ın vaat ettiği şey,
aslında. Elon Musk'ın da söylediği, Bitcoin'in binde biri enerji kullanan ürünlere bakacağım, onları seçeceğim falan gibi bir şey söylemiş ya. Gerçekten saçmalık yani. Bunu hani öyle bir yatırım yapmadan önce bakmadın mı hiç buna? Yani bu 1,5 milyar dolar bir de. Şimdi, yani şunu düşünüyorum. Gerçi Elon Musk için belki çok büyük bir para değil o. Yok, büyük bir para. Bence onun için de büyük para ama bir taraftan şu şöyle bir şey. Ya sen hani böyle bir yatırımda buna bakmamış olamazsın elbette. Elbette. Diğer taraftan da işte hani Tesla falan yapıyor, satıyor var ya hani SpaceX'e, Mars'a insan götürmeyi falan düşünüyorlar. Ya o projelerde de böyle öngörüler veya böyle planlamalar yapmadığını umuyorum yani. Hani milyar dolarlık projelerde öyle değil mi? Tabii canım. Ya aslında lityum iyon pi oraya değil de buraya koysaymışız daha iyiymiş falan demez tabii, inşallah. Aslında Mars yokmuş. Neyse özetle Ethereum tarafındaki hikaye bu. Yani Ethereum tarafı hem DeFi'da işte 85-90 milyar dolara yaklaştı kitlenen rakam. Hadi DeFi ürünlerinin market cap'i galiba 1 trilyon doların biraz üzerinde. Yani decentralized finance dediğimiz o işin o tarafındaki bunun biraz üstünde. 85-90 milyar dolar civarında kitlenen bir rakam var. Diğer taraftan da 1 trilyon dolar civarında da toplam trade edilen ürünlerin piyasa hacmi olduğunu söyleyebiliriz. Binance ile ilgili bir gelişme vardı galiba değil mi bir de? Binance'a geçtiğimiz hafta bu bayramın ilk günü Binance hakkında bir dava açıldı söylendi. Kara para aklaması ile alakalı. Halbuki detayında onun Binance yetkililerin Amerikan otoriteleriyle el sıkıştığı ya da bir şekilde irtibatta olduğunu biliyoruz. İşte IRS ile biliyorsun Kraken'in, diğer taraftan Circle'ın, Coinbase'in ve Poloniex'in yakın temasları var. IRS çünkü bunun peşine düşmüş durumda. Çünkü vergi lazım. Mali teşvikleri bir şekilde fonlamaları lazım ve kriptoda para var olarak görüyor herkes. Öyle değil halbuki. Peki kripto madenciliği altın madenciliği ile kıyaslandığında hani onu bir cümle geçtim ama ne diyorlar? Şöyle söyleyeyim, Elon Musk böyle bir tweet atınca daha sonra insanlar da mevcut eldekiyle bunu kıyaslıyor. Neyle kıyaslıyor? Mesela şu anda altın madenciliği ve konvansiyonel finanstaki kullanılan şeylerle kıyaslıyor. Bir tanesi 2 trilyon dolara yakın bir bankacılık sisteminin enerji tüketimi var. Halbuki Bitcoin tarafında bu neredeyse yok gibi bir şey yani o 2 trilyonla karşılaştığında. Bitcoin tarafında bu ilk günden beri konuşuluyor aslında. Zaten hani 2014'te Ethereum'un ilk başta çıkması, daha sonra diğer proof of stake ürünlerini daha fazla görüyor olmamız, 2018 ve etrafı ve daha sonrasında ve insanların 2016-2017 sonrasında daha fazla yeşil madencilik, green mining dedikleri şeyi daha konuşuyor hale gelmeleri aslında. Ve son zamanda da hem Janet Yellen'ın hem IMF'in Bitcoin madenciliğinde tüketilen enerjiye dikkat çekmesi tabi bunu daha da popüler hale getirir. Zaten Bitcoin'e yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi de bu. Bir tık haklılar. Bitcoin'in toplam enerji sarfiyatı işte 66 kat artmış yani 143 terawatt'a gelmiş. O da işte Arjantin'in bugün bir yıllık harcadığı elektrik kadar falan. Ama diğer taraftan da evet Bitcoin böyle harcıyor ama Bitcoin ne üretiyor karşılığında ve virgül konvansiyonel finans sistemi ne üretiyor ve karşılığında ne sunuyor gibi bir karşılaştırma var. Hem altın madenciliği hem Bitcoin madenciliği hem de konvansiyonel finansın enerji salınımlarına yani karbon emisyonlarına bakmışlar yıllık tüketilen. Bitcoin ve diğerleri olarak karşılaştırıyor aslında bu. Bitcoin'in harcaması kabaca 46 milyon ton civarında. Bitcoin dışı diğerlerinin, finansal piyasalar anlamında bunu söylüyorum. Otomobil overkill falan değil. Karbon emisyonu 37 milyar ton. 46 milyon ton, 37 milyar ton. Dolayısıyla bayağı bir fark var arada aslında yani. Binde biri civarında falan. Bitcoin'in harcadığı enerji. Dolayısıyla bağlayacağım şey şu. Evet Elon Musk bunu söylüyor ama Elon Musk bunu bir şey söylemek için söylüyor diye bayağı açık aslında. Herkes aslında öyle galiba. Bir şey söylemek için söylüyor. Bir kısmı ne olur yanlış anlamasınlar. Bir kısmı bilmediği için söylüyor gerçekten. Detayına işin. Bir kısmı da dediğin gibi muhalif olmak için. Diğer taraftan evet Bitcoin fazla enerji tüketiyor doğru. Ama biz bunun hepsine toplamına baktığımızda gittiğiniz yer hem proof of stake ürünlerinin yani bu şeyin Elon Musk'ın tweetinin ardından aslında daha fazla ne yükseldi veya ne hareketsiz kaldı? Dot hareketsiz kaldı. Görece Algo hareketsiz kaldı. AVAX hareketsiz kaldı falan. Yani daha bizim proof of stake olarak sunduğumuz ve daha yeşil madencilik anlamında öne çıkan ürünler işte 40 dolardan 48 dolara kadar falan yükseldi dot. İnsanlar da bunu o fark ediyor. O düşüşte üstelik. O düşüşte evet yani geçtiğimiz hafta
Salı çarşamba gününden bugüne işte yani cumartesindeyiz bugün. 8 dolarlık kabaca bir yükseliş vardı. O zaman bir alternatif mecra mı gelişiyor BTC'ye karşı? POS ürünlerinin, ya BTC POS savaşı mı var? Öyle ya, öyle demeyelim. Öyle demeyelim ama BTC belli ki dominansını yitiriyor şu an bir taraftan. Ethereum mevcut haliyle yani Ether 2.0 çıkana kadar ki bu mücadeleyi maalesef yaşayacak. Ama diğer taraftan da Ether 2.0'la birlikte de hareketin daha da fazla artmasını bekleyebiliriz Ethereum cephesinde. Neden bunu bekliyoruz? Çünkü Ethereum'da hem DeFi'yi söyledik. Diğer taraftan insanların aslında halvingle Bitcoin tarafında sahip olduğu beklentinin benzeri aslında Ethereum'da da var. Evet, bir halving yok belki ama arz oranlarında düşüş var. Şu anda zaten yavaş yavaş düşüyor. Peki ne olacak bu Elon Musk hikayesi? Her ne kadar evet manipülasyon olsa da bu iş. Manipülasyon mu? Evet, net manipülasyon. Aykırı hiçbir şey söyleyemez hiç kimse. Bu konvansiyonel bir piyasada olsa canını okurlar adamın yani. Sen burada önce söyleyeceksin, düzeltiyorum, önce satacaksın, sonra da kalkıp böyle bir şey atacaksın falan. Zaten benzerini Tesla'da yaptı bu arada daha önce. Sonra özür falan diledi diye hatırlıyorum. Şimdi buradaki hikaye biraz farklı. Ne oluyor işte? Mesela şu an böyle bir tweet attın, bu oldu. Diğer taraftan Ethereum'da fiyat yükseldi. Yani transaction fee'ler yükseldi. Neden yükseldi transaction fee'ler? İşte SHIB diye bir tane daha meme coin, meme coin ile alakalı aslında yükseldi. Doge'nin alternatifi gibi görülen. Bu oldu. Daha sonra Vitalik Buterin kalkıp ben 1 milyar dolar bağışlıyorum Hindistan'a, ki Hindistan'da biliyorsun kripto parayla alakalı çok ciddi yasaklar var. 1 milyar dolar bağışlıyorum dedi. SHIB'i satarak bunu yaptı. SHIB'i satarak yaparken de aslında kalkıp DEX'teki merkeziyetsiz borsalardaki SHIB şeyini, ne denir, likiditesinin %95'ini falan çekti. Ortalık orası rahatladı bir taraftan aslında. Ama diğer taraftan da baktığında bunun bir karşı bacağı daha var. Her nasıl Robinhood'cular kalkıp koca koca hedge fonlara kafa tutmuşlarsa, yani finansal piyasaların ya da işte paranın demokratizasyonu ya da daha çoğulcu hale gelmesi, daha katılımcı hale gelmesinin yollarından bir tanesi işte bu. Bugün hedge fon'a, yarın Elon Musk'a, öteki gün Vitalik Buterin'e kafa tutar insanlar. Gün sonunda blockchain, zaten blockchain'in vaat ettiği şeylerden bir tanesi. Ana vaat ettiği şeylerden, felsefelerden bir tanesi bu. Bu anlamda baktığında da Elon Musk'ın söylemlerinin ya da sözlerinin etkisinin yavaş yavaş düşmesini beklerim. Bir süre sonra yalancı çoban muamelesi yapmaya başlarlar. Bence şu son hareketten sonra bile çok ciddi etkisi olmaya başlayacak. Yani ufak ufak Elon Musk'ın söyledikleri artık kale alınmamaya başlanacak gibi geliyor bana. Ufak ufak. Pişman oluyor mudur acaba? Pişmandır, çok pişmandır. Şu anda ağlıyormuş. Yatarken, yatakta dönüp ya bunu demeseydim keşke. Bizi dinleyip şu anda söylüyormuş bunu. İngilizce altyazı var, videoları. Elon Musk'a ithafen falan. Peki, Doge almadığına pişman mısın? Ben de değilim abi. Oynak ürünlerin hiçbirinde yokum ben yani. Şüphe varsa benim eskiden trader tarafındaki şeylerde böyle kendi kağıtlara yazdığım şeyler vardı. Şüphe varsa yokuz abi biz. Yani şüphe var orada, ben bilmiyorum. Altın dolduramıyorum o ürünü. Altın dolduramıyorsam yokum. Dot'un dolduruyorum, Avax'ın dolduruyorum. Yani Algorand'ın dolduruyorum. Doge'yi dolduramıyorum. İstiyorsa 10.000 kat artsın. Ki 10.000 kat arttı bu arada. 10.000 kat arttı ama okey, sorun yok. Yani biz altın dolduramadığım ürünleri ne insanlara öneririm. Ne de zaten insanlar önermem de herhangi diğerlerine de önermiyorum. Vay sen önermiştin, biz aldık zarar ettik demesinler. İnsanlara önermem, kendim de bu arada hani almıyorum, altını doldurmam lazım.